Şimdi Bitcoin dünya çapında son hızla gelişmekte olan bir sanal para birimi. Bunu çoğu kişi biliyor. Zaten yatırım yapanlar da. Ben şimdi burada sizlere Bitcoin'in güvenilirliği ve karı zararı veyahut da sahiplerinin dolandırıcılığı üzerine, yani yatırdığınız parayı kaybetme ihtimalinizin olması üzerine, iflas üzerine bazı söylemem gereken önemli konular var. Bunları sizlerle paylaşayım. Şimdi bu Bitcoin'e yatırım yapan kişilerin çoğuyla hani bir araya gelip hani konuştuğumuz zaman son derece onlar güvenli. Kesinlikle hani iflas söz konusu değil. Bunu bütün dünya tanıdı. Bütün dünya ülkeleri hani tanımazdı. Bunu nasıl oluyor da bütün dünya ülkeleri bunu tanıyor. Güvenli olmasa kimse buna kefil olmazdı gibicesine böyle sorular yöneltiyorlar. Tabii içeride parası olduğu için yatırmış olduğu paranın iflas etmesini, yani batmasını istemiyor. O kişiyi de anlamak gerek. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Almanya'da yaşayanlar bilir. 2000 yıllarında, 2002-2005 yıllarında JetBank ve Combasan gibi dolandırıcı şirketler vardı. Bunlar faiz değil de kar payı diyerekten %45 üzerinden insanlara para veriyordu. Evi, arsası, kredi çekmek isteyenler, nakit olanlar yatırıyordu bir sene. Mesela diyelim 100 bin euro para yatırdın. Ertesinde 145 bin euro oluyordu paran. Bunu da kar payı diyorlardı. Hatta böyle bir imza diye bir araba çıkarmışlardı. Prototip. Biz bunu satıyoruz. Sizin paranızla üretim yapıp satıyoruz. Kar payı veriyoruz. Faiz de demiyorlardı. Kar payı. Bu kadar kazandın diyorlardı. Ama sonra da ne oldu? Büyük iflaslar sonrası büyük zararlara uğradı, mağduriyetler bayağı çok. Ama hiçbir garantiniz, güvenceniz yok. Aynen bugün Bitcoin'e para yatırdığınız zaman ne diyor altında orada okuyun, görürsünüz. Şirket iflas ettiği takdirde herhangi bir para talebinde bulunamazsınız. Şirketin iflas etmesi durumunda senin bir hani güvencen yoktur. Mesela şuradan örnek vereyim anlayacağınız bir şekilde. Bir bankaya mesela paranızı yatırıyorsunuz. Yüklü miktarda istediğiniz kadar paranız. Bayağı bir para yatırdınız. O banka o devletin güvencesi altındadır. Devlet garantisi altındadır. Nasıl oluyor bu? TMSF'ye gidiyor banka. Diyor ki mesela ben banka kuracağım. Ne kadar senin bütçen var? Bir miktar söylüyor. Arkasından o bankanın orada işlev hani faaliyette bulunması için devletin yani ona TMSF'nin ve devletin Cumhurbaşkanının o bankaya imza atması için ne gerekiyor arkadaşlar? O bankanın teminat göstermesi gerekiyor. İpotek gibi bir mal mesela diyelim şirketleri geliri olan malı mülkü olan bir arazi düşünün ya da direkt anlayacağınız şekilde büyük bir arazi gösteriyor. O arazinin değeri üzerinden bankaya o ipotekli arazi veya mal üzerinden ev üzerinden bankaya izin veriyor. O izin üzerine banka açıldıktan sonra halkın parasını çalıştırıyor, kredi veriyor veyahut da hani maaşlar, emeklilikler buna benzer faaliyetler yürütüyor. Daha sonra banka iflas edince, iflas etti yani zarar etti, iflas etti. TMSF iflas üzerine o bankaya el koyuyor. O ipotekli olan, icralı olan o arazi veyahut da arsa veyahut da ev neyse onu satışa çıkararak onu sattıktan sonra ihaleyle orada elden edilen parayı oradaki mağdurların maaşını ödüyor. Parasını ödüyor. Devlet kendini bu şekilde garantiye alıyor. Ama o bankanın ipoteği falan herhangi bir şey yoksa 2000 yıllarını düşün 99 o zaman öyleydi. Hayali bir arazi, hayali bir mal varlığı üzerinden Demirel'in yeğenleri falan buna benzer bir sürü kişiler yapmışlardı. O banka hortumlandıktan sonra, içini boşalttıktan sonra TMSF el koyduğunda hiçbir mal olmadığında devlet oradaki mağdurların parasını Merkez Bankası'ndan ödeme yapıyordu. Ama şimdi Bitcoin'e gelelim. Yani konumuz uzuyor, kusura bakmayın ama bunları size örnek vererek anlatmak zorundayım. Çünkü anlayabilmeniz için bunlara tek tek açıklamak zorundayım. Şimdi Bitcoin'de aynı şekilde herhangi bir bu kuruluş yaptığında bir arazi veyahut da pardon telefonum bir saniye. Bir arazi, bir ev, bir mal varlığı herhangi bir şirket orada teminat göstermemiş. Bu Bitcoin'in yürüyüş, gelişme, hani artma, hani fonlarının yükselme amacı en büyüğü kara para.
Çünkü dünyadaki bu kara paralar bunun gibi, hani Bitcoin gibi şirketler üzerinden aklanıyor. İnsan oraya parayı yatırıyor. Bir sene, iki sene o parayı orada tuttuğu zaman o para, hani illegal olan para, legal olarak normal piyasaya sürebiliyor. Bak Bitcoin'den ben bu kadar para kazandım diyerekten onu piyasaya sürebiliyor, çekebiliyor. Bak neticede oradan kazanmış gibi gösteriyor. Bunun gibi kişiler dünya çapında bütün bu kara para aklayan çoğu kişi, herkes demiyorum, geneli böyle oraya yatırdığı zaman o parayı daha sonra bunu kendi bulunduğu ülkeden de yapmak zorunda değil yani. Bunu ben mesela diyelim Türkiye'de kalıyorum. Ben orada hesap açtırdım. O açtırdığım hesaptan devlet görmüyor mu oraya para yatırdım? Nasıl kara para aklıyorum? Değil. Arkadaşım Norveç'ten, Finlandiya'dan, Gambiya'dan, Somali'den, dünyanın akla gelmediği milyonlarca, yani milyonlarca şehrinden, ülkesinden veyahut da köyünden o hesabı açabilirsiniz. Her ülkeden yapabilirsiniz. İstediğiniz yerden yaptırın yani. İsterseniz gidin Meksika'dan, isterseniz Finlandiya'dan, nereden yaparsanız yaptırın. O sorun değil. Yani bu senin bulunduğun ülkeden açtırmak zorunda değilsin onu yani. Amaç o. Buradan o hesap açtıktan sonra oraya para yatırılıyor. Bir iki sene sonra o kişinin parası, illegal parası legal olunca oradan geri çekim yaptığı zaman, şimdi bugüne kadar da görüyorsunuz binde bir satın alabiliyorsunuz Bitcoin'in. Bir Bitcoin şu anda 34 bin dolar civarı. 34-35 bin dolar. Bu ilk çıktıklarında 1 dolar falan civarındaydı. Ama bu Bitcoin'in tekrarından hani üretilmediği için, tekrar yerine yani tekrar çoğalmadığı için bunu ne yaptılar? Hani kara borsa gibi olunca dediler ki bu Bitcoin'i binde bir olarak paylaşım yapalım, satış yapalım. Mesela bir Bitcoin'i bine böldüler. Bir Bitcoin almıyorsun da binde birini alıyorsunuz. 35 bin dolara bir Bitcoin alacağına 35 dolara binde bir hissesini alıyorsun. 70 doların var, binde iki hisse, öyle bir şey alabiliyorsun. Daha önceler, bundan mesela 3-5 sene önceler 7 dolarlardaydı. Şimdi görüyorsunuz şu anda 35 dolara kadar çıktı binde bir hissesi. Bundan bir hafta önce, 2 hafta önceleri, 1 ile 2 hafta önceleri 27-26 bin dolarlardaydı. Bir Bitcoin 26 bin dolardaydı. Şu anda 35 bin dolara bakın. %10 neredeyse, yüzde kaç? %50'ye varan, %30, %35 artış var. Bu Bitcoin'e yatırılan paralar neticesinde Bitcoin birden piyasa değeri yükseliyor. Bu insanlar bu hani fazla para yatırımından ötürü Bitcoin'in değer kazanması ve daha sonra da bu kara para aklayanların toplu bir şekilde parayı çekmesi, bu Bitcoin'in değerini kazanmaya veyahut da aşağıya çekmeye yani bir en önemli etkenlerden birisi. Şimdi dolandırıcılığını anlatalım. Dolandırıcılık da şöyle bir şey. Mesela diyelim ki Bitcoin'u mesela dünyada virüs oldu, Bitcoin etkilemedi. Veyahut da diyelim ki insanlar toplu bir para çekimine yapıldı, Bitcoin'u etkilemedi fazla. Siber saldırı düzenlediler. Bitcoin mesela bazı ülkelerde birkaç sigorta falan filan şirketleri vardı. Onlar ödedi, bir şeyler oldu falan filan dediler. Etkilenmedi. Bitcoin'u da güvenli yapan önemli özelliklerden bir tanesi biliyorsunuz. Bütün dünya genelinde insanlar kendi evlerine sistem kurarak o bilgisayar üzerinden yapılan, alınan bütün alışveriş ticaretlerin hepsini oraya kayıt yapıyor. Yani bir sisteme sabotaj, hani bir saldırı düzenlendiğinde diğer ülkedeki kayıtlar silinmediğinden, ona düzenlenmediğinden Bitcoin'i güvenli yapan yaygın oluşu mesela biliyorsunuz. Bu yaygın oluşu. Böyle söylüyorlar. Ama bu niçin? Bitcoin'a dışarıdan saldıranlar için. Bitcoin'e içeriden birisi saldırdığı zaman sistemine, kendi sahibi saldırdığı zaman mesela o yüklü paraları çeken, o yatıran kara para aklayıcılar kendi sahiplerinden birisi olduğunu düşünün. Parayı kendi toplu bir şekilde çektiğinde veyahut da parayı bir yere başka bir şekilde aktarım yapıp da iflas gösterdiğinde, zarar gösterdiğinde ne olacak? Devlet o zaman, her devlette bana diyorlar ya hani bütün devletlerde yasal kardeşim. Eğer ki Bitcoin yasal olmasa bütün devletler neden izin versin? Devlet sana, devlete gelip adam demiyor ki ben yasalsız iş yapıyorum diye. Adam diyor ki sen diyor ben Bitcoin böyle sanal param var. Bak dünya genel hani böyle yaygınlaştım. Ben diyor senin ülkende diyor mesela ofis açacağım. Vergimi ödeyeceğim diyor. Devlet de buna ben sana kefil oluyorum demiyor ki ne. Vergisini alıyor devlet. Devletin umurunda değil ki. Sen mesela 1000 euro para kazandın. Devlet %25 vergisini alıyor. 1000 eurodan 250 euro hemen bir sene içerisinde, hani bir seneden az bir zamanda parayı çekersen kazandığın 1000 euronun 250 eurosunu devlete veriyorsun. Bu devletin işine geliyor. Devlet kefil oluyor demek değil ki. Sen bir devletin
herhangi bir devlet içerisinde bir ticaret yapan bir adama para yatırdığın zaman, adam iflas ettiği zaman devlet izin vermiş o firmaya deyip de devletin yakasına yapışamazsın ki ne? Yani adam şirket kurmuş, o devletten de izin almış, vergisini ödediği sürece yasal. Yani bu dolandırıcılık yapmayacak anlamına devlet neden izin verdi, ben devlete güvendim, bu işe girdim diyemezsin ki ne? Paran gittiyse gitti. Dikkat edeceksiniz yani. Dikkat etmeniz gereken şu anda Bitcoin aşırı yükselişlerde. Bu yükselişler sebebiyle insanlar daha çok reklam yapıyor. Taşındıklarına, eşlerine, dostlarına daha fazla paralar yatırmaya çalışıyor. Evine, arsasına, arazisini satmaya çalışıyor. Kredi çekip yatırabilirsin. 100 bin euro kredi çekiyor. Mesela Avrupa'da söylüyorum. Adam 100 bin euro kredi çekiyor. 10 senede 110 bin, 105 bin euro geri ödemek şartıyla geri ödüyor. 100 bin euro sen bugün Bitcoin'e yatır, bir haftada 120-130 bin lirayı kazanabilirsin. Yani 130 bin lira derken hepsi değil de 30 bin lira kar yapabilirsin bir haftada. 10 senelik senin kredini sen bir günde çıkartabiliyorsun. Ama bunu karşı tarafın bir mal beyanında bulunmamış, bir ipoteği yok, bir serveti yok. İflas etti mi bitti yani. Gitti paran. Adam iflas ettim dediği zaman hiçbir hakkın hukukun yok yani. Adam dolandırabilir sizi, çarpabilir sizi. Adam battım iflas ettim diyebilir yani. Zarar ettik deyip kendi şirketini sümen altı yapıp bir şekilde Bitcoin'leri bir şekilde bir yere aktarabilir. Sanal para sonuçta. Altına siz imza atmış oluyorsunuz. Islak imza gibi şirket batarsa ben herhangi bir para talebinde bulunamam yani. Bitti yani, battı. Bir garantisi yok yani bu Bitcoin'in. Alıyorsunuz ama buna dikkat etmek zorundasınız. Çok fazla oynayacağınıza, yani alacağınıza belli bir miktarda alın. Batarsa da kaybettiğiniz size fazla dokunmaz yani. Bir Mercedes gibi, bir BMW gibi, bir Porsche gibi değil bakın Bitcoin. Mercedes'te, Porsche'de, BMW'de aldığınız borsa hisse senetleri, Türk Hava Yolları'nda aldığınız hisse senetleri eğer ki zarar etme, iflas etme olduğu zaman adamın elinde uçağı var, adamın yani teminat var, mal varlığı var, bir sürü serveti var. Ona el koyduğu zaman devlet onu satıp mağdurlarına bunu dağıtabilir. Ama Bitcoin'de bunu mal varlığı yok yani. Adam iflas etmiş. Hani bir tosuncuk vardı biliyorsunuz değil mi? Türkiye'de çiftlik banka kurup da Avrupa'ya kaçtı ya, Finlandiya yok, Arjantin'e falan kaçmıştı ya. Adam gibi yani kaçıp gitse zaten o çiftlik bankın sahibi o tosuncuk da %99 bak söylüyorum çantalarla parayı yurt dışına havale etmedi, o götüremez. O tosuncuk paralarının hepsini Bitcoin'e yatırdı. Bitcoin üzerinden kendisi ceketiyle kaçtı. Hay bismillah ya, arayıp duruyorlar ya, tamam. Ceketiyle pasaportunu, vizesini alıp uçağa bindi gitti. Oraya vardığı zaman o hesabındaki Bitcoin'lar da istediği şirketler, istediği ülkeler aktardı, istediği yerden o parayı çekti. Çekebildi yani Bitcoin sayesinde. Yani üzerinde mal taşımadı yani. İstediği yer aktarabiliyor. Ha bunu benim %99 diyorum bak. %99 bu Türkiye'den bu parayı böyle kaçırdı Bitcoin üzerinde. Yani siz de, ben size söyleyeceğim, o kadar fazla yatırıp oynayıp da daha sonra kredi çekip evini, arabanı, her şeyini satıp araba, mesela 50 milyarlık arabam var diyorsunuz Türkiye'de, satayım ben bunu bir senede diyorsunuz 60 oluyor, en fazla 70 oluyor. Bitcoin 50 milyarlık arabayı, mesela 50 milyarlık parayı bir senede adam 150 milyara çıkartabiliyor. %200 yani kar yaptırabiliyor. %300 kar yaptırabiliyor size. Ama sonuçta iflas ettiği zaman da paran gitti. Bunu iyi değerlendirin, iyi düşünün. Ona göre paranızı yatırın arkadaşlar. Yani %100 garanti altında değilsiniz Bitcoin'le. Yani battığı zaman şirket sizin de hiçbir hak talebinde bulunabileceğiniz bir merci makamınız yok. İstediğiniz kadar mahkemeye verin. Aynı kombasyonda jetpack'da olduğu gibi havanızı alırsınız. Yok, mal varlığı yok yani. Mal varlığı yok. Muhatap bile bulamazsınız. O şirketin sahibinin insafiyetine kalmış bir şey. Artık giden paraya yani hayatınız kararır mı? Servetiniz mi gider? Çoluğunuzun çocuğunuzun 50 yıllık 30 yıllık yatırımınız mı hani hibe olur? Onu kendiniz karar vereceksiniz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.